Merhabalar, ben Serhat Duras, Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hazar takımının takım kaptanı olarak görev almaktayım. Peki, çok mutluyuz. Biz Teknofest roket yarışmalarına iki ayrı ekip kurduk Hazar takımı adı altında, Hazar takımı çatısı altında. Hem orta irtifa hem yüksek irtifa roket yarışmalarına katılım sağladık. İki kategoride de, katıldığımız iki kategoride de Türkiye birincisi olarak sonuçlandırdık. 10 aylık, 11 aylık bir süreç. Hesaplamalar, tasarımlar, üretimler çok yoğun geçen bir süreç. O yüzden böyle bir başarı elde edebildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Bekliyor muydunuz? Yani tabii ki iddiamız, isteğimiz vardı. Biz geçen sene de katıldık bu yarışmaya. Geçen sene de Türkiye birincisi olarak sonuçlandırdık. O yüzden hep iddialıydık. Hep aslında birinci olacağız, birinci olmak istiyoruz demiştik. O yüzden bu şekilde. Bir ara 6000 roketi, 6000 metre irtifayı 4 kilogramlık faydalı yük taşıyor ve ardından paraşütler aracıyla yere iniş gerçekleştiriliyor. Daha sonra tekrar birleştirilip yakıt konduktan sonra uçuşa hazır hale geliyor. Yani tekrar kullanılabilir bir roket aslında bu. 11 kişilik bir takımız biz. 11 kişi, 11'imiz de makine mühendisliği öğrencisiyiz ama elektronik kart yazılımlarımızı da yine kendimiz geliştiriyoruz. Kesinlikle çok çalışma ve takım olmaya borçluyuz. Gerçekten çok çalıştık. Ekip olarak herkes bilincindeydi. Yapması gereken görevlerin bilincindeydi. Çok çalışmaktan geçiyor aslında başarı. Bizler artık roket konusunda birazcık tecrübeler edindik. Tecrübeler edinmeye hala daha öğrenmeye devam ediyoruz. Asıl niyetimiz şirketleşip ülkemizin savunma sanayine katkıda bulunmak. Ben Egemen Mert. Hazar takımında mekanik koordinatörlüğü olarak görevimi yürütmekteyim. Yeni mezun bir makine mühendisiyim. Roketin tasarımı ve üretiminden sorumluydum. İlk önce bilgisayar programları üzerinden uçuş verilerini ve tasarımını gerçekleştirdikten sonra üretimine devraldım. Üretilmiş halde zaten görüyorsunuz 6000 metreye ulaşıp geldi, hala daha sapasağlam önümüzde duruyor. İlk buraya geldiği zaman bir standımız dolaştı. Orada imza attı ve bize başarı dileklerini sundu. Daha yüksek irtifalara çıkmamızı söyledi. Daha çok çalışmamızı söyledi. Biz de inşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Biraz daha kaldı.